Bizler, bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salatü selamlar olsun. Darul Ukba'dan Darul Beka'ya geç eden bütün geçmişlerimize de Yüce Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin, mekanları cennet olsun. Hastane köşelerinde, evlerinde yatıp da bu bayram sabahı camiye gelemeyen mümin kardeşlerimize de Yüce Rabbim şifalar ihsan eylesin. Kıymetli müminler, Müftü Bey az önce vaazında bayram namazını tekrarladı ama bir tekrar da biz yapalım inşallah, ondan sonra inşallah namazımızı kılarız. Allah-u Ekber diyerek ellerimizi bağlıyoruz. Subhaneke duasını okuyoruz. Ardından tekrar elimizi kaldırıp bir ziyade tekbir alıp yana salıyoruz. Tekrar Allah-u Ekber deyip ikinci ziyade tekbiriyle birlikte elimizi yana salıyoruz. Üçüncü tekbirle birlikte ellerimizi bağlıyoruz. Fatiha azamı sonra ruku ve secdemizi yaptıktan sonra ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekatta Fatiha ve Zammı Sure'yi okuduktan sonra rukiye eğilmeden Allahu Ekber diyerek bir ziyade tekbir alıyoruz. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci ziyade tekbirini alıyoruz. Allahu Ekber diyerek tekrar ziyade tekbirini alıp ellerimizi yana salıyoruz. Dördüncü tekbirle birlikte ellerimizi kaldırmadan rukiye eğiliyoruz. Ruku ve secde ve tahiyyatımızı yaptıktan sonra inşallah selam veriyoruz. Müezzin efendiler buyurun. Üzerinize ödemize ebatı vali olan dokuz tekbirine iki rekat Ramazan bayram namazına uyun adı olan İmam Adil'den. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm sıratal Allahu Ekber. Elhamdülillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Sadakallahu azim. Fekâle Rasûlullahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühen nâsu eşhü's selâmi ve ef'in ta'âme ve sil erhâme ve sallu billeyl. Ve sallu billeyl vel nâsu niyem tedhulûnel cennete misselâm. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl evkenâ kâl. Muhterem Müslümanlar, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı Şerif'i bir defa daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Bu mübarek ayın nihayete ermesiyle hüzünleniyor ama aynı zamanda vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayram sabahına kavuşmanın sevincini taşıyoruz. Bizleri bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları neşe, sevinç ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteleyen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salam selamlar olsun. Bayramınız mübarek olsun. Aziz müminler, Ramazan ayının gündüzünde, gecesinde, orucunda ve teravihinde Rabbimizin rızasını aramaya gayret ettik. İbadetlerimizi ve iyiliklerimizi çoğaltmaya, sabrımızı ve tövbemizi artırmaya, Kur'an-ı Kerim ve besmeleyip takva elbisesini kuşanmaya çalıştık. Mukabelelerle Peygamberimizin sünnetini ihya ederken iftar sofralarında lokmalarımızı sevdiklerimizle paylaştık. Zekat ve sadakalarımızı bizim mal tutkusundan, dünya hırsından arındırmasını niyaz ettik. Tekbir ve salavatların yükseldiği camilerimizde ümmet olmanın coşkusunu yürekten hissederken İtikaf ve kulluk muhasebesini yaptık. Hata ve günahlarımızdan tövbe ettik. Rahman'ın affına sığındık. İşte böylesine feyizli ve bereketli bir ayın sonunda bayram sabahına ulaştık. Elhamdülillah. Kıymetli Müslümanlar, bayram günleri Ramazan'ı eda ederken kullarını Rabbimizin birer ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma vaktidir. Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan başta anne babamız var. Acı tatlı günlerimizin ortağı olan can yoldaşımız olan eşimizle evlerimizde tazecik, neşesi ve ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümüyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlüklere ve dargınlıklara son verelim. Yüce Rabbimizin innemel mü'minine ihvetin, mü'minler ancak kardeştirler ilahi fermanına uyar. Aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim. Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını sere sere feda eden
İslam perdelerinde darbe ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için elacın Rabbimize yalvaralım. Onların da barışla huzur ve güven içerisinde ulaşıcılığı nice bayramlar için Cenab-ı Allah'tan lütuf ve inayet dileyelim. Aziz Müslümanlar, bir Ramazan-ı Şerif'i daha bulunuyoruz ve biliyoruz ki Allah'a kulluk görevimiz Ramazan ayında da sınırlı değildir. Teravihlerden sonra da camilerimiz boş olmamalı. Her zaman camilerimize devam etmeliyiz. İftardan sonra da muhtaçların sofrası kurulmalı. Orucun zindeliği, sadakanın kökenliği bir yıla yayılmalıdır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyurarak ömrümüzün her anını kulluk şuuruyla geçirmeye bizleri davet etmektedir. Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek Ramazan'da kazandığımız güzel hasletlerimizi hayatımız boyunca da devam ettirelim. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan'ın samimiyeti ömrümüzden hiç eksik olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz dinlediğimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın. Yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin. İnsanlar uyurken namaz kılın ki selamete erişesiniz. Ettaibun nezzemi kenel azamlara. Estağfirullaha el-azim ve etubi ileyh ve es'elullaha li ve lekum tevfik. Allah'a emanet.
والحمد لله رب العالمين.